Bu videonun konusu Sosyal Güvenlik Kurumu'na işveren dosya açılış işleminin yapılması ve sigorta giriş işleminin yapılması ile ilgilidir. İşlem 4 aşamadan oluşmakta. Birinci aşamada SGK işveren dosya açılış talebi yapılması gerekiyor. Bu işlem SGK işveren e uygulamaları üzerinden yapılmakta. İkinci aşamada ise gerekli evrakların yetkili SGK'ya teslim edilmesi gerekiyor. Üçüncü aşama e-Bildirge kullanıcı bilgilerinin edinilmesi gerekiyor. Bu işletme yetkilisinin E-Devlet bilgileriyle yapılan bir işlem. Dördüncü aşamada da sigortalı giriş işlemleri yapılması gerekiyor. SGK uygulamalar açısından sigortalı çalıştıracak işverenler sigortalı çalıştırabilmek için SGK'ya işveren dosyası açıp sonrasında sigortalı işe giriş işlemleri yapmaları gerekmektedir. Tabi bunun istisnai durumları mevcut. Örneğin 5510 sayılı kanunun ek 6. maddesinde olduğu gibi bazı durumlarda işveren dosyası açılmadan da çalışanla ilgili sigorta başlangıç işleri yapılabilmekte. Biz tabi uygulamada kahir ekseriyet bir dosya üzerinden işlem yapılması yönündedir. Dolayısıyla biz dosya açılıp bir dosya üzerinden sigorta girişinin de nasıl yapılacağını görmüş olacağız. Birinci aşamadaki işveren dosya açılış talebinde bulunmak için internet tarayıcımıza SGK işveren dosyası yazdıktan sonra Enter'layarak devam ediyoruz. Açılan sayfada iş yeri bildirgesi 4 ağlı sigortalı çalıştıranlar yönünden yazısını tıklıyoruz. Açılan ekran bizi e-devlet sistemine yönlendirmekte. Kimliğimi şimdi doğrula yazısını tıklıyoruz. Açılan ekranda TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi girdikten sonra giriş yap yazısını tıklıyoruz. Açılan sayfada uygulamaya git yazısını tıklıyoruz. Açılan sayfada hoş geldiniz yazısının hemen yanında kimin adına işlem yapılacak ise onun ad ve soyadı yer almakta. Burada gerçek kişi işverenlerde kendi ad soyadları, tüzel kişi işverenlerde ise şirket yetkililerinden birinin e-devlet bilgileriyle işlem yapılabilmektedir. Bizim işlem yapacağımız firma bir şahıs firması. Dolayısıyla gerçek kişi iş yeri bildirgesi düzenle kısmını tık. Yeni açılan ekranda bizden iş yeri bilgileri sorulmakta. Adres bilgileri kısmında öncelikle il bilgisini girmemiz gerekiyor. Bizim adresimiz İstanbul ilinde ilçemiz Ataşehir. İlçeyi seçtiğimiz zaman hemen sağdaki Yazıyı tıkladığımızda otomatik olarak ilçeye bağlı olarak bize SGK Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkezi seçeneğini getiriyor. Hemen altta sigortalı çalıştırılmaya başlanacak tarih. Burada dikkat etmemiz gereken şey işverenler SSK dosyalarını en geç sigortalı çalıştırdıkları tarihte açmak zorundalar. Dolayısıyla bugün 20 Temmuz 2022 İş yerinin açılış tarihi, tabii daha önemlisi sigorta çalıştırılmaya başlandığı tarih. Dolayısıyla bizim en geç bu sistem üzerinden bugün itibariyle sigorta işyeri açılış işlemlerinin müracaatında bulunmamız gerekiyor. 20 Temmuz'dayız. Bir gün sonraya 21 Temmuz'a veya daha sonrasına sigorta açılış talebinde bulunmamızda bir sakınca yok. Fakat geçmiş tarihe, ayın 19'una veya daha öncesine iş yeri bildirgesi vermemiz durumunda idari para cezası ile karşılaşma durumumuz olur. Dolayısıyla sigorta çalıştırılmaya başlandığı tarih bizim için 20 Temmuz. Hemen sağ tarafta yapılan işin niteliği var. Bu kısma işverenin iştigal konusunu, faaliyet konusunu yazıyoruz. Bizim mükellefimiz araç çekme ve yol yardımı işlemleri yapıyor. Bu kısma bunu yazıyoruz. Hemen altta kolay işverenlik kapsamında iş yeri yazılıyor. Biz bu kapsamda değiliz. Dolayısıyla burayı hayır olarak geçiyoruz. Hemen aşağıda niteli itibariyle en çok 30 iş günü süren bir iştir. Bizim işimiz 30 günden daha uzun sürecek ve süreklilik arz eden bir iş olduğu için bu kısmı hayır diye geçiyorum. Hemen sağda iş yeri mahiyeti yazmakta devamlı veya geçici seçenekleri var. Bizim mükellefimiz süreklilik arz eden, mükellefiyet gerektiren bir iş yapacağı için devamlı seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Örneğin kişisel ikamet ihtiyacı için yapılan özel inşaatlarda geçici seçeneğini seçmek gerekir. Bizim iştigal konumuz süreklilik arz ettiği için devamlı seçeneğini seçiyoruz. Hemen altta çalışmaya başlayacak sigortalı sayısı kısmı var. Bu dosya açılışı tarihi itibariyle kaç sigortalı girişi yapılacak ise bu kısma o sayıyı girmemiz gerekiyor. Biz İlk dosya açılışı itibariyle bir sigortada çalıştıracağımız için bir rakamını yazıp devam ediyoruz. Hemen sağda defter tipi var. Burada bilanço diğer ve deftere tabi değil seçenekleri var. Bizim mükellefimiz ikinci sınıf işletme defteri tutan bir mükellef. Dolayısıyla diğer seçeneğini seçeceğiz. Şayet bilanço usulünde bir limite şirket, anonim şirket veya bir şahıs firması için açılışı yapıyor olsaydık o zaman bilançoyu seçecektik. Özel inşaatlarda Kişisel amaçlı inşaatlarda olduğu gibi ortada bir defter yoksa, mükellefiyet gerektirecek bir durum yok ise deftere tabi değil seçeneği de seçilebiliyor. Dolayısıyla biz diğeri seçiyoruz. Hemen alt tarafta mesleki teşekkülü soruluyor. Şayet varsa işveren bir ticaret odasına veya esnaf odasına kayıtlıysa burada kayıtlı olduğu oda bilgisi girilir ve sağ tarafa da sicil numarası girilir. Daha aşağıda yabancı bir ülkede işçi çalıştıracak mısınız? Şayet çalıştırılacaksa evet, çalıştırılmayacaksa hayır da kalacak. Bu kısım bittikten sonra ileriyasını tıklayarak devam ediyoruz. Yeni açılan ekranda iş adres bilgileri kısmı var. Bu kısma adres bilgilerini, iş telefonu, cep telefonu ve e-posta bilgilerini girmemiz gerekiyor. Bilgileri girdikten sonra ileriyasını tıklıyoruz. Yeni açılan ekranda bizden nece kodu sorulmakta. Vergi levhasında bulunan faaliyet kodunu yazmamız gerekiyor. Şayet biliniyorsa altı rakamlı faaliyet kodunu bu kısmı yazıp ekle diyerek ekleme yapabiliriz veya aşağıdaki unsurlardan da belirleme yapabiliriz. Vergi levhalarında NACE kodu ana faaliyet kodu ve adı kısmındaki altı rakamlı koddur. Bu kodu ilgili kısma yazıyoruz. NACE kodunu kutucuğa yazdıktan sonra ekleyesini tıklıyoruz. Ekleyesini tıkladığımızda ekranın altına NACE kodu gelmiş oluyor. Hemen üstteki ileri yazısını tıklıyoruz. Yeni açılan ekranda işveren bilgileri soruluyor. İşveren yetkilisinin TC kimlik numarasını bu kısma yazıp sorgula butonunu tıklıyoruz. Sorgula butonunu tıkladığımızda hemen aşağıda ad ve soyad bilgisi geldi. Alttaki telefon bilgisi kısmına telefon bilgisi yazılması zorunludur. Sabit telefon veya cep telefonu yazılabilir. Faks bilgisi varsa yazılabilir yoksa zorunlu değildir. Ekle yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Ekle yazısını tıkladığımızda girmiş olduğumuz bilgiler ekranın alt tarafına geldi. İleri yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Yeni açılan ekranda e-bildirge kullanıcısı bizden sorulmakta. Kullanıcının TC numarasını yazıp sorgula butonuna basıyoruz. Sorgula butonuna bastığımızda ad soyad bilgisi geldi. İletişim bilgileri kısmına Telefon ve e-posta bilgisi girildikten sonra ekle butonuna tıklıyoruz. Ekle butonu tıklandığında girmiş olduğumuz bilgiler ekranın aşağısına gelmiş durumda. Yukarıdaki ileri butonunu tıklıyoruz. Yeni açılan ekranda iş yeri tescil bilgileri, sisteme şu ana kadar girmiş olduğumuz bilgiler karşımıza geliyor. Ekranın aşağısına doğru devam ettiğimizde ekranın altında NACE bilgisi, İş yeri bilgisi ve e-bildirge kullanıcı bilgileri var. Ekranın da hemen sağ alt tarafında kaydet yazısı var. Tıklayarak devam ediyoruz. Yeni açılan sayfada tescil bilgileriniz kaydedilmiştir yazısının altında bazı ikazlar var. Bunları okumak gerekiyor. Burada özetle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesindeki belgelerin elden teslimi veya posta yoluyla gönderilmesinden veyahut taranarak tarandıktan sonra şuradaki dosya seç kısmından seçildikten sonra yükle denilerek gerekli belgelerin bu kısma yüklenmesiyle de belgelerin posta veya manuel olarak elden götürülmeden de tesil işleminin yapılabileceği yönünde bir ikazdır. Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin 29. maddesi iş yeri bildirgesiyle birlikte verilecek diğer belgeleri saymakta. Burada bazı durumlarda farklılıklar olabilmekte. Dolayısıyla bu 29. maddeyi incelememiz lazım. Normalde şahıs firmalarında dahi mümahitteki iş yerlerinde iş yerinin adresini gösterir yerleşim belgesini. Yani bunun karşılığı uygulamada vergi levhası oluyor. Sosyal güvenlik kurumları genelde iş yeri açılışlarında manuel olarak veya sistem üzerinden de bunları yüklenebiliyor. Dolayısıyla bir vergi levhası yüklememiz gerekiyor. B bendinde de gerçek işi işverenler yönünden kendilerinin, Tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsil yetkili kimşilerin imza sürkileri istenmekte. Şahıs firmalarında imza sirküsünün karşılığı olarak imza beyannamesi talep edilir. Dolayısıyla şahıs firmalarında imza beyannamesi verilmektedir. Bu iki unsurun dışında sosyal güvenlik kurumları burada belirtilmeyen nüfus cüzdan fotokopilerini de istemektedirler. Dolayısıyla bu üç evrakı iş yeri açılış evraklarıyla birlikte sisteme yüklenmesi veya kağıt ortamında kuruma teslim edilmesi gerekmektedir. Belge ekle kısmında da ikazlar bulunuyor. PDF veya JPEG formatında olması gerektiği evrakların en fazla 10 adet belge eklenebilir deniliyor. Ve dolayısıyla buradaki ikazlara uyduktan sonra örneğin belge eklemek için dosya seç yazısını tıkladıktan sonra bilgisayarımızdan gerekli belgeyi seçtikten sonra çift tıklayarak Tıkladığımız belge ismi hemen sağ tarafa geldi. Yükleyesini tıklayarak aşağıya yüklemiş olduk. İkinci bir belge yüklemek istediğimde gene dosya seçeneğine tıklıyoruz. Belge yüklendiğinde sağ tarafta bizim vermiş olduğumuz, kaydetmiş olduğumuz isimle ekrana gelmekte. Yükleyesini tıklayarak ekranın altına yükleme yapabilmekteyiz. Gerekli belge yüklemelerini yaptıktan sonra ekranın aşağısına doğru devam ettiğimizde İş yeri bildirgesi yazdırı yazısı var. Bu yazıyı yaz, tıkladığımızda belgeyi bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz. İşyeri tescil bilgileri belgesi. Ekranda görüldüğü gibi belge, işveren adres ve diğer sisteme girdiğimiz bilgiler var. Vergi levhası, imza beyannamesi ve kimlik kartı gibi belgeleri sistem üzerinden yükleme yapabilmişsek bu 3 evrakı ve ekranda görülen işyeri tescil belgesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na götürmemize gerek bulunmamaktadır. Aksi takdirde 3 evrak ve ekrandaki işeri tescil belgesi işveren ve işyeri bildirge kullanıcısı tarafından imzalanıp kuruma teslim edilmesi gerekir. Kayıt işlemini tamamladığımızda sistem bize ekranda görüldüğü şekilde bir kayıt numarası vermekte. Ekranın üstünde tescillerin yazısı tıklandığında onaylanmış veya onaylanmamış seçenekleri var. Onaylanmamış seçeneğini tıkladığımızda açılan ekranda henüz işlemimizin onaylanmamış olduğunu görüyoruz. Şayet tescillerim kısmında onaylanmış seçeneğini seçseydik henüz işlemimiz onaylanmamış. Şayet tescil talebimiz Sosyal Güvenlik Kurumu birimi tarafından onaylanması durumunda bu durumda Ekranda görüldüğü gibi bir görselle karşılaşacaktık. Burada referans numarası, işveren işyeri sicil numarası, tescil tipi, işveren ünvanı, sigorta çalışma başlangıç tarihi ve diğer bilgiler bu kısımda yer alacaktı. Üçüncü aşama olarak yapacağımız işlem e-bildirge şifre edinimi onaylama işlemi olacak. İnternet tarayıcımızın arama çubuğuna, e-bildirge başvuru onay yazdıktan sonra Enter'layarak geçiyoruz. Açılan sayfada E-bildirge başvuru yetkili onay E-devlet yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Yeni açılan sayfada Kimliğimi şimdi doğrula yazısını tıklıyoruz. Açılan sayfada TC numaramızı E-devlet şifremizi girdikten sonra Giriş yap yazısını tıklıyoruz. Yeni sayfadaki uygulamaya git yazısını tıklıyoruz. Açılan sayfada iki aşamalı işlem bulunmakta. İşlemlerden birincisi işveren yönetici ortak olduğunuz iş yeri tablosu var. Daha aşağıda da e bildirge kullanıcısı olduğunuz iş yeri tablosu var. Yukarıda sicil numarası kısmında işveren SGK iş yeri sicil numaramız oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla ekranın en sağındaki diğer yönetici onaylar kısmında göster yazısını tıklıyoruz. Burada ad soyadımız var. İşveren olarak onaylandığımızı gösteriyor. Hemen altta e bildirgi kullanıcı onay durumu kısmındaysa ise onaylanmadı ikazıyla karşılaşıyoruz. Tabloyu kapattıktan sonra onaylama işlemi için aşağıda işlem yap yazısını tıklıyoruz. Açılan yeni sayfada e-sigorta sözleşmesini onaylamamız gerekiyor. E-sigorta sözleşmesini tıklayarak görüntülüyoruz. Sözleşmeyi okuduktan sonra okudum, onaylıyorum yazısını tıklıyoruz. E-bildirge şifre görüntüleme işlemi için şifre bilgisi yazısını tıklıyoruz. Açılan ekranda yetkili olan işyerleri hemen altta işveren SGK sicil numaramız Ünvanımız, iş yeri kodu, sistem şifresi, iş yeri şifresi ve adresimiz bulunmakta. Ana ekranda diğer yönetici onaylar kısmının altındaki göster tıkladığımızda açılan yeni ekranda işverenle birlikte ev bildirge kullanıcı onay durumunun da onaylanmış olduğunu görüyoruz. Yapmış olduğumuz bu işlemlerin sonunda SGK işveren sicil numaramız belli oldu ve SGK uygulamalarında kullanacağımız e-bildirge kullanıcı bilgilerimiz de artık elimizde. Bu sayfadan sonra bu bilgilerle Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta giriş işlemleri yapabilmekteyiz. İş yerleri için sigorta giriş işlemleri muhasebe programlarından gerekli bilgiler girildikten sonra otomatik yapılabildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun üzerinden manuel de yapılabilmektedir. Şimdi bu işlemin manuel nasıl yapılacağını göreceğiz. İnternet tarayıcısının arama çubuğuna SGK işçi girişi yazdıktan sonra enterlayarak devam ediyoruz. Açılan sayfada sigortalı işe giriş ve işten ayrılış yazısı var. Tıklayarak devam ediyoruz. Açılan sayfaya kullanıcı adı, sistem şifresi, iş yeri şifresi ve alt tarafa güvenlik anahtarını girmemiz gerekiyor. Ekranda görüldüğü gibi e-bildirge kullanıcı giriş kısmına bilgi girişi, kullanıcı adı kısmı var. İki kutucuktan oluşmakta. Burada yetkili e-bildirge kullanıcısının TC numarasını bu kısma yazıyoruz. Aşağıda ekranda sistem üzerinden almış olduğumuz e-bildirge kullanıcı bilgilerindeki iki rakamını da sağdaki kutucuğa yazıyoruz. Aşağıdaki görseldeki sistem şifresini buradaki sistem şifresi kısmına iş yeri şifresinde iş yeri şifresi kısmına yazıyoruz. Bu aşamadan sonra güvenlik anahtarını yandaki kutucuğa yazıyoruz ve giriş yasını tıklıyoruz. Açılan sayfada hemen aşağıda sigortalı giriş bildirgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi, aşağıda da işe giriş görüntüleme, işten ayrılış görüntüleme, işe giriş bildirgesi güncelleme, işten ayrılış bildirgesi güncelleme, ve daha aşağıda işe giriş bildirgesi iptal, işten ayrılış bildirgesi iptal kısımlarından oluşan karşımıza bir tablo çıkmakta. Biz e, sigortalı girişi yapacağımız için sigortalı işe giriş bildirgesi yazısını tıklıyoruz. Karşımıza uyruğu kısmı çıkmakta. Bizim işlem yapacağımız kişi Türk vatandaşı TC kimlik numarası kısmına işe giriş yapılacak olan Personelin TC numarası yazıldıktan sonra bul yazısını tıklıyoruz. Hemen aşağı personelin TC kimlik numarasına bağlı olarak ad ve soyadı gelmekte. İşe giriş işlemlerine devam edebilmek için işe giriş bildirgesi yazısını yeni açılan ekranda işe giriş tarihi sorulmakta. Bu kısma işe giriş tarihini gün, ay ve yıl olarak yazıyoruz. Tarih yazıldıktan sonra hemen sağda sigorta kolu kısmı var. Buradaki seçeneklerden uygun olanı seçiyoruz. Bizim personelimiz tüm sigorta kollarına tabi çalışan bir personel. Dolayısıyla tüm sigorta kollarını seçiyoruz. Hemen solda engelli kodu ve altında eski hükümlü tabirleri var. Şayet evet seçeneği seçmemiz gereken bir durum varsa bunları evet olarak seçmemiz gerekiyor. Bizden öğrenim durumunu soruyor çalışan kişinin. Çalıştıracağımız personel ortaokul mezunu bir personel. Dolayısıyla bu şıkkı seçiyoruz hemen altta mezuniyet yılı ve mezuniyet bölümü seçenekleri var. Bu zorunluluk kapsamında olan bir bilgi değil. Şayet girilmek istenirse girilebilir. Daha aşağısında 4857 sayılı kanun 13 ve 14. maddesine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu sorusu var. Dolayısıyla durumumuza göre hareket edeceğiz. Hayır seçeneğini seçtikten sonra sağ tarafta çalışılacak gün sayısı var. Bizim personelimiz 30 gün çalışacağı için ve hayır seçeneğini de seçtiğimiz için buradan bir gün seçmemize gerek yok. Şayet kısmi süreli çalışılıyor olsaydı 5 gün, 10 gün, 20 gün gibi o zaman gün seçmek gerekirdi. Hemen alt sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş kolu bizden sorulmakta. Biz taşımacılık işleriyle İştigal ettiğimiz için 15. satırdaki taşımacılık faaliyetini seçiyoruz. Hemen altta sigortalı meslek adı kısmı var. Bu kısımda sigortalı girişi yapılan kişinin icra edeceği meslek seçilmeli. Bizim çalışanımızın yapacağı iş şoför yük taşıma işi yapacak. Dolayısıyla bunu seçiyoruz. Daha aşağıda sigortalının görev kodu bizden soruluyor. Sigortalımız işçi olarak çalışacak. İşçi seçeneğini seçiyoruz. Hemen altta istisnai durum bildirim tablosu var. Şayet burada yazanlardan herhangi biri kapsamında sigorta girişi yapıyorsak uygun olan seçeneği seçebiliriz. Bu kapsamda bir sigorta girişi yapmıyor isek ileri tıklayarak devam ediyoruz. Yeni açılan sayfada sigortanın işe başlama tarihi ve hemen altında da evrak tarihi yer alıyor. Evrak tarihi bu işlemi yaptığımız günün tarihidir. Dolayısıyla biz bir gün öncesine sigorta girişi yapıyoruz şu an. Böyle bir işlem ancak SGK dosyasının ilk açıldığı durumda yapılabilecek bir işlemdir. Biz işverenle ilgili dosya açılışımızı ayın 20'sinde yapmış ve bir sigortada çalıştıracağımızı bildirmiştik. Dolayısıyla 20'sinden itibaren 30 gün içerisinde biz geriye yönelik sigorta girişi yapabiliriz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken şey işe giriş bildirgesinde kaç sigortalı çalıştığını beyan ediyorsak ancak o kadar sigortalı girişi yapabiliriz. Örneğin oraya 5 tane sigortalı yazmış olsaydık 6. sigortalıyı bu şekilde geri yönelik giriş yapamayız. Diğer bir husus sigorta işlemleri yönetmeliğinde de belirtildiği gibi inşaat işlerinde, balıkçılık işlerinde, tarım işlerinde aynı gün sigorta girişi yapılabilir. Bunların dışındaki durumlarda sigortalı girişi bir gün öncesinden yapılması gerekir. Yani biz hali hazırda bir işveren dosyamız geçmişten bugüne devam edip gelen bir dosya olsaydı bu yaptığımız işlem idari para cezası gerektirecek bir işlem. Biz ayın 21'indeyiz ancak ayın 22'sinden sigorta girişi yapabiliriz. Elbette ki bizim uygulamamızda biraz önce bahsettiğim gibi ilk defa işveren SGK dosyası açıldığı için ayın 20'sini takip eden 30 gün içinde geçmişe yönelik bir sigorta girişi yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu kontrolü yaptıktan sonra işe giriş bildirgesi onaylamak için buraya basınız yazısını tıklıyoruz. Bildirgeniz onaylanacak devam etmek için tamam düğmesine basın diyor. Tamam yeni açılan sayfada sigortalının tekrar tescili kısmında bir referans numarası yer almakta. Ekranın hemen altındaki İşe giriş bildirgesini yazdır yazısını tıklayarak giriş bildirgesini görüntülediğimizde hemen bu kısımda sigortalı ile ilgili ad, soyad ve diğer bilgiler yer alır. 16. satırda sigortalının işe başlama tarihi yer alır. Hemen altında meslek adı ve kodu yer almaktadır. Belgenin altına doğru devam ettiğimizde iş yeri işveren sicil numarası bu kısımda yer alır. İşveren ad, soyad ve işverenin adresi. Evet. Bu şekilde bir sigortalı işe giriş işlemi yapmış bulunmaktayız.